Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. İki garip olay. 1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün basın duyurusundan öğrendik. FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında 3 ilde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede şüphelilerin Bank Asya'yı fonladıklarına dair tespitlerin olduğu ve MASAK raporuna göre örgüt mensuplarıyla para transferinin bulunduğu tespit edildi. Acaba emniyetini ismini vermediği kişiler Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama adlı firmanın yöneticileri olabilir mi? Acaba o şirketin hizmet verdiği kurumlar arasında Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da var mı? Acaba operasyonun yapılması için ihbarın üzerinden 3 yıl geçmesi neden beklendi? Yıl olmuş 2023 sorulara bak. 2. Ekrem Ertuğrul, Hamza Yaman, Ahmet Toker, Abdurrahman Kavun ve Fikriye Şentürk. Bu isimleri hatırlamayanlar olabilir. Ben yazayım. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyeleri. Çabuk unuttuk. Balyoz kumpasındaki mahkumiyet kararlarını onamışlardı. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun 14 Kasım 2014 tarihli son soruşturmanın açılmasına dair kararını okuyorum. Sayfalarca bu eski yüksek yargı üyelerinin FETÖ'nün talimatları doğrultusunda planlı ve örgütlü çalıştıklarını anlatmışlar. Gelin görün ki o ağır suçlamaların karşısında istenen ceza o kadar komik kalıyor ki. Neymiş? Görevi kötüye kullanmışlar. Neymiş? 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmiş. Sahi bu hafif ceza isteminin altında imzası bulunan eski Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i nereden hatırlıyorum acaba? Neyse neyse, Yüce Divan'daki bu yargılamanın duruşması 23 Kasım'da görülecek.